Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Kur'an'da birkaç kez tekrarlanan bir hakikati düşünelim diye aklımdan geçirdim. Tespit edebildiğimiz kadarıyla 4 defa Kur'an'da zikrolunan bir hakikat var. Nedir o? Cenab-ı Hakk'ın ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarması hakikati. Biz bu hakikati görüyoruz. Alemde, dünyada adeta her an sayısız defa tekrarlanan bir ilahi fiil ve bir ilahi tasarruf bu. Kur'an, kainatı okuyan kitabı olduğu için, başka bir ifadeyle kainatta kudretiyle konuşan, Kur'an'da kelamıyla konuşan aynı merci olduğu için bu mesajı önümüze koyuyor ve biz bu ilahi tasarrufu da iman zaviyesinden nasıl değerlendirmeliyiz? Onun mesajını bize sunuyor. 4 kadar ayetten birisi Rum suresinin 19. ayeti. Cenab-ı Hak bu ayette buyuruyor ki yuhricul hayye minel meyyit. Allah, Cenab-ı Hak Celle ve Ala ölüden diriyi, canlıyı çıkarıyor. Ve yuhricul meyyit minel hay, canlıdan da ölüyü çıkarıyor. Ve yuhyil arda ba'de mevtihem, yeryüzünü de öldükten sonra adeta yeniden canlandırıyor. Ve kezalike tuhracun. İşte siz kabirlerinizden kıyamette bu şekilde aynı kudret tarafından çıkartılacaksınız. Gerçekten bu ayette 3 önemli mesaj önümüze getiriliyor. Birisi Cenab-ı Hakk'ın ölüden canlıyı çıkarması. Nedir ölüden canlıyı çıkarmak? Baktığımız vakit diyelim ki yumurtadan Cenab-ı Hak civcivler çıkarıyor. Yumurtadan balıklar Cenab-ı Hak yaratıyor. Yumurtadan kuşlar yaratıyor. Şimdi bir açıdan biz yumurtaya en azından kuşla kıyasladığımız zaman ölü gibi diye bakarsak eğer Cenab-ı Hak o yumurtadan, cansız gibi olan yumurtadan civciv yaratıyor. Kuş yaratıyor. Balık yaratıyor. Ne oldu? Ölüden canlıyı yaratmış. Veya ağaçların çekirdeklerini, bitkilerin tohumlarını düşünelim. Bir anlamda onlara da biz ölü gibi bakarsak eğer çekirdeği dikiyoruz. O çekirdekten Cenab-ı Hak muazzam bir ağaç meydana getiriyor. Ne yapıyor böylece? Ölüden diriyi yaratıyor, var ediyor, hayatlandırıyor. Veya tohumu toprağa bırakıyoruz. Kuru topraktan, ölü gibi topraktan Cenab-ı Hak o tohum vesilesiyle türlü türlü bitkiler, yiyecekler ihsan ediyor. İşte ölüden diriyi yaratmasının küçücük birkaç örneğinden birisi bu. Aynı şekilde erkeğin spermiyle kadının yumurtasını aşılayarak Cenab-ı Hak muazzam, duygu yüklü, ahsen-i takvim üzere olan İnsan yaratıyor. Bu hakikatler, bu fiiller bizim görmezden geleceğimiz fiiller midir? Bunlar Cenab-ı Hakk'ın kudretine, rahmetine, hikmetine delalet eden apaçık ayetler değil midir? Peki, sonra ne oluyor? Sonra Cenab-ı Hak yuhricul meyyite minel hay, canlıdan da ölüyü çıkartıyor diyor. Şimdi çekirdek örneğine tekrar dönersek, o çekirdek ölüydü, ağaç oldu, dirildi. Peki o dirilen ağaca baktığımız zaman ağaçta dünya kadar meyve yaratıldı. O meyvenin içinde yine tırnak içinde ölüm mesabesinin çekirdekler var. Ne oldu bu suretle? Cenab-ı Hak ölüden diriyi, diriden ölüyü yaratmış oldu. Aynı şekilde bir civciv, hani yumurtaya biz ölü nazarıyla bakmıştık. Civciv oldu. Civciv büyüdü. O civciv tavuk oldu. Ondan tekrar ölüm mesabesinde tırnak içinde yumurtalar Cenab-ı Hak yaratıyor. Aynı şekilde bitkilerle ilgili, hayvanlarla ilgili, insanlar dünyası ile ilgili baktığımız zaman bu hakikati bize şu gözüküyor. O kudrettir ki ölüden diriyi, diriden ölüyü yaratıyor. Aynı zamanda ayet diyor ki yeryüzü de kışın öldükten sonra yeniden yaratılıyor. Cenab-ı Hak onu yaratıyor.
Ve kezalike tuhrecun, sizin kabirlerinizden kıyamet günü hurucunuz yahut ihracınız, çıkmanız da böyle olacak diyor. Akla zor gelir mi bu? Bu örnekleri gördükten sonra asla. Şimdi başka bir ayete geçelim. Bu da Yunus suresinin 31. ayeti. Cenab-ı Hak bu ayette de yine aynı hakikate işaret etmekle beraber dört mesajı önümüze getiriyor. Birisi, kul men yerzukum mines semai vel ard. De ki, gökten yağmur yağdırarak arzdan size türlü türlü rızıklarla sizi besleyen, rızıklandıran kimdir? İkinci mesaj. Emmen yimlikü sema vel ebsar. Sizin işitme ve görme yeteneğinizi ise bahşeden kimdir? Üçüncü mesaj. Ve men yuhricul hayye minel meyyit ve yuhricul meyyit minel hayy. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartan kimdir? Ve yudebbirul emr. Alemde gördüğünüz bütün işleri, bütün faaliyetleri tedbir eden, tanzim eden, yürüten, gerçekleştiren kimdir? Cenab-ı Hak dört hakikati önümüze getirerek bizim düşünmemizi emrediyor ve buyuruyor ki devamı da feseyekûlen Allah, onlar diyecekler Allah'tır. Bunda hiç şüphe yok. Kimse bunun aksini iddia edemez. O zaman ayetin tezekesine bakıyoruz. Fekûl efelâ tettekûn, öyleyse için müttaki olmuyorsunuz? İçin takva elbisesini giymiyorsunuz? İçin Allah'a şirkten kaçınmıyorsunuz? Diyerek Cenab-ı Hak bize mesaj veriyor. Aynı şekilde bir başka ayet, benzer hakikatin, aynı hakikatin geçtiği bir ayet, Âl-i İmrân suresinin 21. ayeti. Cenab-ı Hak bu ayette buyuruyor ki, başında bir kul emri var, bir önceki ayette bağlantılı olarak, tülücün leyle finnahar ve tülücün nehara filley. Ey Rabbimiz, sen geceyi gündüze, gündüzü geceye katıyorsun. Başka? Ve tuhricul meyyitimler hay ve tuhricul meyyitimler hay. Tuhricul meyyitimler hay. Sen ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartıyorsun. Ve terzugu men teşâ'u bi gayri hisab. Ve sen hesapsız olarak rızıklara bahşediyorsun. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Âl-i İmrân suresinin bu 27. ayeti kerimesinde de bu hakikatleri önümüze getiriyor. Yani geceyi gündüze katan o, gündüzü geceye katan o, ondan sonra ölüden diriyi çıkartan, diriden ölüyü çıkartan o, aynı zamanda biz insanları diğer canlılar gibi sayısız rızıklara rızıklandıran o, diyor Cenab-ı Hak bu hakikati önümüze getiriyor. Ve Kur'an bu suretle Allah'ın kainattaki fiillerini okuyor, bize mesaj veriyor. Bizim de bu hakikatleri Kur'an'ın verdiği bu perspektiften değerlendirerek imanımızı sağlamlaştırmak, daima diri tutmak ve ona karşı samimiyet içerisinde kulluğumuzu yapmak düşüyor. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. Müzik